Başlıyorum arkadaşlar. Değerli basın mensupları, dün Bingöl Karlova'da bir deprem oldu. Yaralılar var ve maalesef bir güvenlik görevlimiz enkaz altında kalarak şehit oldu. Hayatını kaybeden güvenlik görevlimize Allah'tan rahmet, depremde yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bingöl ve çevre illerde oturan tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Yaraların bir an önce sarılmasını bekliyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun hak, hukuk ve adalet diyerek başlattığı ve dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılan adalet yürüyüşümüzün üzerinden 3 yıl geçti. O günden bugüne adalet, demokrasi ve özgürlük mücadelemiz kesintisiz devam ediyor. Her geçen gün umudumuz da büyüyor. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde milletin hakkına, hukukuna ve adalete sahip çıkan ve Millet İttifakı'nın etrafında toplanan yurttaşlarımız sandıkta önemli başarılara imza attılar. Şimdi önümüzde gelecek yıl ilk sandıkta bizi yoksullaştıran tek adam rejiminden kurtulup cumhuriyetimizi millet iradesi üzerindeki her türlü vesayeti reddeden birinci sınıf bir parlamenter demokrasiyi taşlandıracağımız bir dönem geliyor. Hak, hukuk, adalet mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, AK Parti Genel Başkanı ne zamanki bilim kurulunun yerine kendi gönül kurulunu koydu, üzerinden 2 hafta geçmedi, vaka sayısı patladı. Bu salgınla mücadelede 2 hafta önce elde edilen başarının, gelinen noktanın aslında bilim kuruluna ait olduğunu gösterdi. Şimdi bu gönül dinlendikten sonra günlük vaka sayısı yeniden 1600'lere yaklaştı. 16 Mayıs tarihinden sonra en yüksek hasta sayılarına yeniden ulaştık. 2 gündür hastalığa yakalananların sayısı da yeniden iyileşenlerin sayısını aştı. Bunu da en son Nisan ayında, 23 Nisan tarihinde görmüştük. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak elbette hayatın normalleşmesini istiyoruz. Ancak bunun milletimizin bugüne kadar katlandığı büyük fedakarlıklar boşa gitmeyecek şekilde, bir kez daha tekrarlıyorum, milletimizin bugüne kadar katlandığı büyük fedakarlıklar boşa gitmeyecek şekilde ve yeni bir dalgaya yol açmadan gerçekleştirilmesini istiyoruz. Salgında ikinci dalgaya yakalanmanın hem insani hem de ekonomik kayıplarının çok ağır olacağını söylüyoruz. Saray hükümetini devamlı uyarıyoruz. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD'nin hesaplamalarına göre Türkiye bu salgını tek dalgayla atlatırsa ekonomimiz %4,8 daralacak bu yıl. İkinci bir dalgaya yakalanmamız halinde ise ekonomik daralma neredeyse 2'ye katlanacak, %8,1'e çıkacak. İkinci dalga halinde bugün gerçek durumu yansıtmayan geleneksel işsizlik oranı dahi %17'ye dayanacak. TÜİK sadece son 4 haftadır iş arayıp bulamayanları işsiz kabul ediyor. Bu sayı bile 5 milyonu aşacak. Şimdi Sağlık Bakanı bu tablo karşısında topu millete atıyor. Yurttaşlarımızı hatalı iyimser veya tedbirsiz iyimser olmakla suçluyor. İyi de Sayın Bakan, yaz aylarında virüs etkisini yitirecek, salgın kontrol altında, ikinci dalga beklemiyoruz diyerek milleti iyimserliğe sürükleyen kim? Bu sözler kimin Sayın Bakan? Bu sözleri söyleyen siz değil misiniz? Tüm bu söylediklerinizi unutup milleti suçlamaya ne hakkınız var? Çuvaldızı başkasına batırırken kendinize iğneyi bile batıramıyorsunuz. Saray bilim kurulunu değil, kendi gönlünü dinlerken nedense hiç sesiniz çıkmadı. Ama millet kendi gönlünü dinleyince suçlu oldu. Saray hükümeti yakında milletimizi virüsün yayılmasına fırsat vererek hükümeti zor durumda bırakmakla suçlarsa buna da hiç şaşırmayacağız. Oysa milletimize 5 maskeyi parasız dağıtamayan beceriksiz kim? Saray hükümeti. Milletimizi canı ile cüzdanı arasında Rus ruleti oynamaya zorlayan liyakatsiz kim? Saray hükümeti. İşçinin, çiftçinin, esnafın, sanayicinin salgın döneminde kaybettiği gelir ve kazançları bütçeden doğrudan telafi etmek yerine gel sana borç verelim diyen kifayetsiz kim? Saray hükümeti.
Bu hükümet milletimizi salgında bir başına bıraktı. Kimsesizlerin kimsesi olamadı. Bu açığı bizim belediyelerimiz doldurdu. Şimdi de sorumluluğu millete yıkmaya hazırlanıyor. Bütçeden ihtiyaç sahibi ailelere şu 3 aylık eve kapanma dönemini telafi etmek için sadece 1.000 lira verebildiler. 1.000 lirayı 90 güne bölün. Günde 10 lira 90 kuruş yapar. Bugün bir simit ne kadar? 1 lira 75 kuruş. 4 kişilik bir aile 3 öğün sadece simit yese 21 lira yapıyor. İktidara çay simit hesabıyla gelenler şu salgın günlerinde canını korumak için evine kapanan, darda kalan vatandaşlarımıza 3 öğün, bir bardak çay, bir simit yiyecek parayı dahi veremediler. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Tüm dünyada hükümetler vatandaşlarını paraya boğup gıcır gıcır çekler gönderirken bunlar milletimize devlete bağış yap diye IBAN numarası gönderdiler. Yetmedi, vatandaşın belediyelerimize yaptığı bağışlara da haset ettiler, el koydular. Kamu kurumlarının internet sayfalarına girin. Sizi hala IBAN numaraları karşılıyor. Hala biz bize yeteriz deyip milletten para toplamaya çalışıyorlar. Ama saray sosyetesinin biz bize yeteriz derken neyi kastettiklerini şimdi anlamaya başlıyoruz. Önce sadece kendilerine yakın sanatçılara sanal konser verdirip gerçek para dağıttılar. Sonra da sen ben bizim oğlan arasında kamu bankalarının yönetim kurulu üyeliklerini pay ettiler. Kamu bankalarının yönetim kurulları AK Parti'nin arpalığı oldu. Eski bakanlar, vekiller, bakan yardımcıları aldıkları maaşlar yetmezmiş gibi bir de buralara dolmuşlar. Sonra da bunları milli güreşçimiz, dünya şampiyonumuz, milletimizin gururu Hamza Yerlikaya'nın arkasına saklamaya kalktılar. Hamza Yerlikaya'nın Gençlik Spor Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olması doğru mudur? Doğrudur. Yine milli sporcumuz olduğu için şeref aylığı alması doğru mudur dünya şampiyonu olarak? O da doğrudur. Ama soruyoruz, bir kamu bankasının yönetim kurulunda Hamza Yerlikaya ne yapacak? Hangi müktesebatıyla kamu bankasının kararlarına imza atacak? Doğruyu yanlışı nasıl gösterecek? Damadın söylediklerine, talimatlarına nasıl itiraz edecek? Bakan yardımcısı maaşı, Cumhurbaşkanı başdanışmanı maaşı ve şeref aylığından sonra dördüncü bir maaşa Hamza Yerlikaya'nın ihtiyacı mı var? Eğer varsa da bu millet ay yıldızlı bayrağını dünya gönderlerine çektirenlerin arkasından yürür, ona gerekli desteği verir. Dünya şampiyonu, milli sporcu Yerlikaya'nın imajının arkasına sığınarak saray sosyetesinin liyakati umursamayan atamalarının üstünü örtmesi müflis bezirgan siyasetinin bir başka kurnazlığıdır. Hamza kardeşim, seni banka yönetimine atayanlara teşekkür edip affını iste. Affını iste de herkes Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği zeki, çevik ve ahlaklı sporcuyu bir defa daha görsün. Yine RTÜK'ün başkanı, elinsaf kardeşim. Sen RTÜK'ün başına hizmet yapmaya mı geldin, yoksa devlet kesesinden zengin olmaya mı geldin? RTÜK başkanlığı, basın ilan kurumu üyeliği, Halkbank yönetim kurulu üyeliği, ondan önce TürkSat yönetim kurulu üyeliği. Millet perişan. Milletin üniversite bitirmiş, yurt dışında okumuş, bankacılık tahsili yapmış çocukları dahi tek bir maaş alacak işi bulamazken devlet atadığı 20 bin öğretmeni işe başlatmayarak maaş veremezken sen 3 ayrı yerden maaş almadan ay sonunu getiremiyor musun? Devletin kadroları sarayın memurlarına Yağma Hasan'ın böreği olmuş. Bu memlekette fakir fukaranın, tüyü bitmedik yetimlerin hakkı sizlerin ganimeti mi? 83 milyon işi gücü bırakıp saray sosyetesi ve şürekasının karnını doyurmak için mi çalışacak? Şu salgın döneminde bari biraz insaf edin. Saray herkesten fedakarlık istiyor ama nedense fedakarlığa kendisi ve çevresi yanaşmıyor. Daha yeni işsizlik rakamları açıklandı.
Son bir yılda çalışıyor görünüp de fiilen işbaşı yapamayan emekçilerimizin sayısı 5 kat artarak 3,5 milyonu aşmış. Kısa çalışma ödeneği, zorla ücretsiz izin uygulaması, işsizlik ödeneği kapsamında emekçinin kendi parası olan işsizlik fonundan 5,5 milyon emekçiye salgın döneminde vere vere adam başına ortalama 858 lira para vermişsiniz. Ayda 858 lirayla bu insanlar evinin kirasını mı verecek? Mutfağında tencere mi kaynatacak? Yoksa elektrik, gaz, su faturalarını mı ödeyecek? Kredi kartı borçlarını mı ödeyecek? Kendi yandaşlarına her biri ayda 10 bin liradan az olmayan üçer dörder maaş, 5,5 milyon çalışana ayda sadece 858 lira. Bu hak mı, hukuk mu, adalet mi? Şimdi bir de şapkadan istihdam kalkanı çıkarıyorlar. İşçinin 84 yıllık kazanımı olan kıdem tazminatına göz koymuşlar. Bir de bu paketi tamamlayıcı emeklilik diye yaldızlayıp millete yutturmaya çalışıyorlar. Bu dar günde işini kaybedene işsizlik fonundan bir asgari ücret dahi vermediler. Sonra salgını kendileri için fırsata çevirip işçinin kıdem tazminatına el koymaya kalkıyorlar. Buradan tekrar soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kıdem tazminatı konusunda sendikaların vereceği ortak kararın sonuna kadar yanında olacağız. Değerli basın mensupları, dün sarayın kibirlisi çıktı, İslam iktisadı krizden çıkışın anıdır diye millete vaaz vermeye başladı. Soruyoruz, işçiye, emekçiye salgın döneminde ayda 858 lirayı layık görürken, emekçinin alın teri kıdem tazminatına çökmeye çalışırken, kendi yandaşlarına 3-4 maaş dağıtmak İslam iktisadının neresinde yazıyor? O dağıttığınız maaşlarda tüy bitmedik yetimlerin hakkı var, kul hakkı var. Peki kul hakkı için dinimiz İslam ne diyor? Kitabımız, Peygamber Efendimiz israfa, şatafata, debdebeye asla tahammül göstermez. Bu durumda itibardan tasarruf olmaz diyerek saraylarınızda sürdürdüğünüz şatafatı, debdebeyi, israfı İslami iktisadın neresine yerleştireceğiz? Salgın günlerinde muhtaçlarımızın sofrasına bir çay ve simidi koyamazken milletten geçmediği köprünün, otoyolun, kullanmadığı havalimanının parasını alıp yandaşlarınızın cebine dolarla, avroyla tıkır tıkır koymak İslami iktisadın neresinde var? Neden o konuşmanızın hiçbir yerinde Peygamber Efendimizin komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisi şerifi geçmiyor acaba? Koltuğunuzu korumak için yüce dinimizi daha ne kadar istismar edeceksiniz? Değerli basın mensupları, sarayın koltukta kalmak için istismar etmediği değer etrafında harcamadığı kimse kalmadı. Parti yöneticileri iktidarda kalmak için FETÖ terör örgütüyle işbirliği yaptıklarını televizyonlarda itiraf ettiler. Bu devletin tüm kurumları, mülkiyesi, askeriyesi, tıbbiyesi iktidarlarında yerle bir edildi. Kendiniz dışındaki tüm kurumları partiniz dahil itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Bugün Mayıs ayı bütçesi geldi. İlk 5 ayda vergi gelirleri 281 milyar lira. Aynı dönemde faiz lobilerine ödenen para 65 milyar, personel giderleri 123 milyar, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi harcaması 21 milyar, sosyal güvenlik kurumlarına emekli maaşlarını ödemeleri için verilen görev zararları 42 milyar, yine hazine yardımları da 59 milyar Türk lirası. Yani 281 milyar liralık vergi gelirine karşı devletin faiz ödemeleriyle emekli ve personel maaşları için ödediği para 309 milyar Türk lirası. 5 aylık bütçe açığımızın 90 milyar lira olması bu nedenle yadırgamamalı. Bütçeyi bitirdiniz. Faiz parası ile emekli ve personel maaşı dışında bu bütçe hiçbir şey yapamaz hale geldi. Şimdi milletin son gümüşlerini, cumhuriyetin mirasını rehin edip
kurduğunuz, damat kayınpeder yönetimine oturduğunuz varlık fonuyla kuralsız, denetimsiz projeler götürmeye çalışıyorsunuz. Ama milletimizin, memleketimizdeki bu kötü huylu uru ilk seçim sandığında söküp atacağını artık herhalde görüyorsunuz. Zaten bütün telaşınız, sıkıntılarınız, huysuzluklarınız da bundan kaynaklanıyor. Daha şimdiden mızımaya başladınız. Değerli basın mensupları, uzunca bir süredir sarayın beslediği trollerin mafyatik yöntemlerle siyasetimizi nasıl kirlettiğini anlatıyorum. Troller itibar suikastlarıyla hedef göstererek saraya siyasi hamle zemini hazırlıyorlar. Şimdi bu mafyatik troll siyaseti artık ifşa oldu. AK Parti'nin algı operasyonlarında kullandığı 7340 hesap Twitter tarafından kapatıldı. AK Parti ile iltisaklı hesaplar kapatılırken tepki AK Parti'den değil, sarayın pergole uzmanı, propaganda memurundan geldi. Maalesef bu ucube rejimde izler sürekli birbirine karışıyor. Devlet ile parti iç içe geçince birbirinden rol çalmalar da ortaya çıkıyor. Devlet görevlisi sarayın propaganda memuru AK Parti'yi ilgilendiren bir konuda üstüne vazife olmamasına rağmen çıkıp saraydan açıklama yapıyor. AK Parti'nin konuyla ilgili genel başkan yardımcısı da sanki partimizle ilgiliymiş gibi gösterdiği bir takım sahte mesajlar üzerinden onları kullanarak sarayın propaganda memuruna laf çakıyor. Kendi aralarındaki itişip kalkışmalara bir şey diyeceğimiz yok. Ama bu kavgada Mahir Ünal partimizle ilgili montaj iftira görüntülerini kullanıyor. Yeşil Benek mucidi Mahir Ünal kullandığı bu montaj görüntüler nedeniyle derhal partimizden özür dilemedir. Yok eğer Mahir Ünal bu montaj görüntüleri kendi ürettirip milletimizi trollemeye kalktıysa da bu açıkçası AK Parti siyasetinin iflasının göstergesidir. AK Parti Genel Başkan Yardımcısının bu tavrı ne etik ne de ahlakidir. Derhal yardımcılarının erdemi göstermeli ve istifa etmelidir. Biz parti olarak bu konuyu yargıya taşıdık, takipçisi de olacağız. Siyaseti zehirleyen bu troll aklı rezillikte de maalesef sınır tanımıyor. Sayın Selahattin Demirtaş'ın eşi Sayın Başak Demirtaş'a sosyal medya üzerinden bir yeşil benekli tarafından son derece edepsizce ve ahlaksızca bir saldırı oldu. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Sayın Demirtaş'a yapılan bu pespaye adi hakaretin, bu nefret dilinin sahibi en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bir diğer edepsizlik de İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'na yapılmıştır. Büro memursel İstanbul Şube Başkan Yardımcısı olduğu ifade edilen bir şahıs hakkında hukuki girişimlerimizi başlattık. İl başkanımıza yönelik bu edep, ahlak dışı ifadeleri de şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Ve bunun takipçisi olacağız gerekli cezanın verilmesi için. Değerli basın mensupları, toplum önündeki kadınlara hakaret etme, cinsiyetçi, ayrımcı, nefret dilini kullanma cesaretini bu müptezel troller kimlerden alıyor? Hesabına yeşil benek koyan herkes istediğine istediği gibi hakaret etme cesaretini nereden buluyor? Saraydan aldıkları cesaretle zıvanadan çıkan bu mafyatik troll siyasetinin söylemleri bu toprakların insanlarının örfüne de adetine de yakışmıyor. Sonra da güzel ülkemizde kadın cinayetleri neden patlıyor diye soruyoruz. Değerli basın mensupları, saray sosyetesinin damadı dünyanın üzerinden tır geçecek, Türkiye ise motosiklet çarpacak diyordu. Sarayın kibirlisi de dün çıktı, ilk çeyrekte diğer ülkelerden pozitif ayrıştık dedi. Nisan ayında sanayi üretimi salgının kasıp kavurduğu Rusya'da %6,6, Amerika'da %15, komşumuz Yunanistan'da %9,9. Bulgaristan'da ise %15,7 daralmış. Tüm Avro bölgesinde üretimdeki daralma ortalama %28.
Bizde ise Nisan ayında sanayi üretimindeki daralma %31,4. %31,4. Ben sanayi üretiminde böyle bir daralmayı, yıllarca bu işlerle uğraştım devlette, meslek hayatım boyunca görmedim. Rakamlar sarayın sosyete damadının bahsettiği tırın, bizim insanlarımızın, çalışanlarımızın, sanayicilerimizin üzerinden geçtiğini gösteriyor. Mayıs ayına ilişkin öncü göstergelerde hiç parlak değil. Firmaların kriz karşısındaki mali durumunu ölçmek amacıyla 619 firma arasında yapılan bir anket ciddi uyarılar veriyor. Mayıs itibariyle firmaların genelinde satış hasılatı düşüyor. Firmaların yarısından fazlasının satışı yarıdan fazla azalıyor. Ankete katılan firmaların yarısı da ödemelerini yapmakta zorlanıyor. Yine salgın devam ederse sermayem ancak 3 ay yeter diyen firmaların sayısı da %50. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Şirketlerimize ufuk ve güven verecek bir dayanışma programı, bir dayanışma bütçesi ortada hala yok. Özellikle finansmana erişim konusunda yandaş olmayan KOBİ'lerin sıkıntılarının devam ettiğini duyuyoruz, izliyoruz. Çözüm üretmesi gerekenler, bir kere daha söylüyorum, sadece laf üretiyorlar. Sarayın sosyete damadı 18 yıldır bu ülkeyi kayınpederi yönetmemiş gibi çıkmış şimdi milli üretimden, yerlilikten bahsediyor. Bu ülkede en yerli, en milli sektörlerimizin başında tarım gelir. Hele şu pandemi sürecinde tarımda kendi kendine yeterliliğin ve gıda güvenliğinin önemini tüm dünya anladı. Devri iktidarlarında sadece buğday, mısır, ayçiçeği, soya ve yan ürünleri için başka ülkelerin çiftçilerine 60 milyar dolar ödemişler. Kendi çiftçimize ise yasayla vermeyi taahhüt ettikleri 175 milyar tutarındaki desteği ödememişler. Bu da kabaca her yılın ortalama kuruyla hesaplarsanız 60 milyar dolar ediyor. Kendi ülkesinin çiftçisine 60 milyar dolar borç takmışlar ama sadece 4 kalemde başka ülkelerin çiftçilerine, onların cebine 60 milyar doları koyuvermişler. Bu mu yerlilik? Bu mu millilik? Sosyete damat hangi milli, hangi yerli üretimden bahsediyor? Bu iktidar elinde ithal hayvanı, ithal samanla besledik. Şimdi de yem diye Rusya'dan ay çekirdeği kabuğu ithal etmeye başladık. Biz elin çiftçisinin çerine, çöpüne muhtaç ettiler. Nerede yerli üretim? Nerede milli tarım? İthalatla bizim çiftçimizi batırdınız. Şu salgın döneminde bile İran'dan karpuz getirip çiftçiyi mağdur ettiniz. Erdoğan daha yeni tarımda kendi kendine yeterlilikten bahsedip hayvan ithalatı, müracaatı almayacaklarını söylemişti. Ama salgın günlerinde bile hayvan ithal ettiler. Brezilya'dan 10 bin büyükbaş hayvan sessiz sedasız bu ülkeye getirildi. Şu anda da ithal izni veriyorlar. Biz bunları söyleyince paramız var ki ithal ediyoruz demeyi de unutmamışlardı. Şimdi kasada para kalmadı. Birden yerli ve milli oldular. Siz kim? Yerlilik, millilik kim? Milletle alay etmeyin. Neyse ki üreticilerimiz, çiftçilerimiz size sandıkta en yerli ve milli şamarı atmaya hazırlanıyor. Az sabır. Benim diyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Ünal Kaya, CNN Türk. Efendim, kurultaya ilişkin bir görüşme oldu. MYK'da tarihe ilişkin bu Temmuz ayının sonu ifadesi var. Yerle ilgili de bir stadyum olacağı ifade ediliyordu. Bununla ilgili bilgi verir misiniz? Bir de hem iktidar kanadında hem Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyasi partiler kanununa yönelik bir çalışma yürüdüğünü biliyoruz. Bugün AK Parti MYK'nın da gündemine geldi. Sayın Genel Başkan'ın da milletvekillerini millet sesin şeklinde bir çağrısı olmuştu. Sizin bu noktada bir çalışmanız var mıdır? Detaylarını paylaşır mısınız? Teşekkür ediyorum Ünal Bey. Kurultay sürecimizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Konuyla ilgili yetkili, özellikle konunun hijyen yanıyla ilgili yetkililerin görüşlerini alma safhasındayız. Tabii kurultayımızı bir an önce
yapmak için gerekli çabayı gösteriyoruz. Seçim kanununda yapacak siyasi partiler ve seçim kanunlarında yapılacak değişikliklere gelince. Evet, biz seçim kanununda ve siyasi partiler kanunundaki değişikliği Türk parlamentosunun lider sultasından, Türk parlamenterlerinin lider sultasından kurtulması için istiyoruz. Dolayısıyla milletvekillerini millet seçsin istiyoruz. Ama bugün dönüp baktığımızda saray mutfaklarında, saray mahfillerinde süren çalışmanın hiç de bu yönde gitmediğini basından öğreniyoruz. Yapılmak istenen iş, darbe dönemlerinin barajlarını bugüne yeniden darbe döneminin barajlarını düşürmek yerine seçim kanununa, siyasi partiler kanununa yeni barajlar koymak ve yine parti liderlerinin milletvekillerini tespitte elini güçlendirecek hükümleri oraya koymak. Biraz önce konuşmamda söyledim. Bu aslında gideceğini gören bir siyasi hareketin gidişini geciktirmek, bir başka ifadeyle mızımak için son çabalarıdır. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, millet gerekeni yapacaktır. Evet. Efendim, bize iletilen sorular var. Şimdi onları iletmek istiyorum. Öncelikle Fox TV tarafından iletilen bir soru var. Şöyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan istihdam rakamlarında olumlu ivme yakaladık dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Devamında da yine Erdoğan, batılı ülkelerde yaşanan sokak olaylarının gerisinde ırkçılıkla beraber salgının gün yüzüne çıkardığı adaletsizliklerin olduğunu belirtti ve bunları salgının artçı sarsıntıları olarak değerlendirdi. Bu ülkelerin vatandaşlarının maske temin etmekte bile zorlandığını ifade etti. Bu konudaki görüşünüz, son olarak da aynı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, objektifliğini ve inandırıcılığını yitirmiş kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerini nazara dikkate almıyoruz sözleri var. Bu konudaki yorumunuz nedir? İsterseniz sonuncusundan başlayayım. Anlaşılan bu değerlendirmeleri dikkate almıyoruz lafı o kuruluşların büyüme tahminleriyle ilgili olarak söyleniyor. Biliyorsunuz Türkiye ile ilgili bugün yurt dışında tahmin yapan kuruluşların hemen hemen hepsi bu yıl 2020 yılında Türk ekonomisinin daralacağını söylüyor. Bunu sadece derecelendirme kuruluşları söylemiyor. Aynı zamanda bizim üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar da söylüyor. Uluslararası Para Fonu söylüyor, Dünya Bankası söylüyor, Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD de söylüyor. Şimdi diğer ülkelerden pozitif ayrıştık derken alacaksınız. OECD'nin rakamlarını kullanacaksınız. Ama siz bu yıl daralacaksınız dediğinde OECD tukaka olacak. Bu aynen Nasrettin Hoca'nın tencere hikayesine benziyor. Tencere doğurdu deyince inanıyorlar, tencere öldü deyince inanmıyorlar. Evet. İkinci soru bu. Yani tabii ki salgın ve salgınla ilgili alınan tedbirler ekonomileri etkiliyor. Şimdi bu salgının artçı sarsıntıları dediği ülkelerde bu ülkeler trilyonlarca doları vatandaşlarına doğrudan destek olarak verdiler. Buna karşılık biz vatandaşlarımıza böyle bir desteği, yani onları kriz sonrasında, kriz bittikten sonra ayakta tutabilecek bir desteği vermedik. Ama tabii beni en çok düşündüren şey bu ülkelerin vatandaşlarına maske vermekte zorlandığını ifade etmiş. Önce bir kendin vatandaşlarına bedava maskeyi dağıt, ondan sonra bunu söyle. Arkadaşlar, milletimiz ekmek alacak para bulamıyor ama sokağa çıkmak için maskeye para vermek zorunda kalıyor. Tekrar söylüyorum. Bu bedava maske işini halledin. İhtiyacı olan her vatandaş bedava, para vermeden maskeye ulaşabilsin. Öyle başka ülkeler maske bile dağıtamıyor falan, bunlara geçin. Siz önce döneceksiniz, kendinize bakacaksınız.
Bu istihdam rakamlarında olumlu ivme yakaladık. Herhalde Zeitung haberi olsa gerek. Neyin olumlusunu yakaladınız? Ben anlamıyorum. Yani hakikaten son bir yılda, ben söyleyeyim rakamları, son bir yılda 1.662.000 kişi işinden olmuş. Ama daha da vahimi, bunun 1.003.000 kişisi son bir ayda işinden olmuş. Mart ayı rakamları bunlar. Yine fiilen iş başında olanların sayısı önceki aya göre 2.5 milyon, geçen yılın aynı ayına göre 4.5 milyon düşmüş. Yani ve daha da mühimi, işsizlerin, iş aramaktan vazgeçenlerin sayısındaki artış ise 1.459.000 kişi olmuş. 3.274.000 kişi bir çalışma hayatından çıkmış ya da çalışma hayatına hiç girmemiş, evinde oturuyor. Biz böyle bir rakamı daha önce hiç görmedik. Yani hiç mi gidip birileri AK Parti Genel Başkanı'na bu rakamları anlatmıyor? Sanal olarak iş gücünü çalışan sayısından ya da çalışan sayısından daha fazla düşürmüşsünüz. Çalışan sayısını iş gücüne böldüğünüz zaman çalışan sayısı çok fazla düşmüyor. Dolayısıyla işsiz sayısı da çok fazla yükselmiyor. Ama bu bir hesap. Siz eğer bütün dünyanın kullandığı geniş tanımlı işsizliği kullanırsanız, son bir yılda sizin geniş tanımlı işsizleriniz, hani iş bulmaktan umudunu kesenler, geçici olarak çalışanlar, 1.237.000 kişi artarak 9.418.000 kişiye ulaşmış. Ya bu rekor. Böyle bir rakam bizim istihdam verilerimizde hiçbir zaman olmadı. Şimdi kalkıp diyeceksiniz ki işsizlik rakamlarında olumlu eğilimler görüyoruz. Nerede görüyorsunuz? Bir gösterin. Hangi tedbir aldığınızda olumlu eğilimler görüyorsunuz? Çok açık söyleyeyim. Ben damadı Alice Harikalar diyarında zannediyordum. Ama öyle gözüküyor ki kayınpeder de Alice Harikalar diyarına girmiş. Evet. Efendim, Halk TV tarafından iletilen bir soru. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek eylem yaptılar. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlendirmesi nasıl? Vahim. Yani şehidin parasına el koyan bir hükümetten bahsediyoruz. Milletimizin, Kadir Şinas milletimizin bağışlarıyla oluşan fonlardan şehitlerimizin aileleri hakkını istiyor. Ama ortada hiçbir şey yok. İktidar bir takım şeyler tezgahlıyor. Mesela bir takım şehit ailelerini bulmuşlar. Onlar da diyor ki bize yeterince yardım oluyor. Kim acaba bunlar, onu da bilmiyoruz. Nasıl onlar almış da diğerleri haklarını almamış? Biz yardımları alıyoruz diye bunların karşısına dikiliyor. Her yerde olduğu gibi şehit ailelerini de ortadan ikiye böldüler. Bakın çok açık söyleyeyim. Beşiktaş'taki polis şehitlerimize, milletimizin yaptığı yardımlar ortada yok. 15 Temmuz şehitlerine milletimizin yaptığı yardımlar ortada yok. Bunun hesabını bir tek Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz soruyoruz. Nerede bu paralar diyoruz? Çıt yok. Tekrar söylüyorum. Bugün insanlar darda. Bu paraları bir an önce ödeyin. Hak sahiplerine bu paraları verin. Veremiyorsanız da hangi bakan sorumluysa onurlu bir davranış içinde görevinden istifa etsin. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Efendim, ATV tarafından iletilen bir soru var. Dün gece PKK'ya en büyük hava harekatlarından biri yapıldı. Pençe Kartal harekatı ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlendirmesi nasıl? Terörle
mücadelemizin kararlılıkla sürmesi gerekiyor. Bu mücadelede Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesini istiyoruz. Bu harekatında başarıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle silahlı kuvvetlerimizi tebrik ediyoruz. Efendim, Sabah gazetesi tarafından iletilen bir soru var. Soru şöyle: CHP üyesi ve danışmanlarından Mücahit Avcı'nın CHP.net'te Fahrettin Altun'la ilgili yazdıkları basına yansıdı. Altun ve eşi Mücahit Avcı ve CHP.net aleyhine dava açmaya hazırlandığı da biliniyor. Savcılık incelemesinde CHP'nin kara kutusu olarak nitelendirilen CHP.net'in bu sistemle bağlantılı CHP'ye ait tüm dijital sistemler de adli bilişim incelemesinden geçirebileceği kaydediliyor. Buna ilişkin değerlendirmeniz nedir? Parti olarak CHP.net'e ilişkin bir incelemeniz ya da denetiminiz söz konusu mu? Çok açık söyleyeyim. CHP.net bizim seçimde kullandığımız bir hesaptır. Ve bu hesap herkese de açıktır. Ancak CHP.net üzerinden üretildiği söylenen bu tweet sahtedir. Bunun sahte olduğunu çeşitli göstergelerle, çeşitli endikasyonlarla zaten ispat edebiliyoruz. Mahkemede de ispat ederiz. Ama Sayın Altun ve eşi hakkında sahte bir tweet'e bu yazıların kimler tarafından yazılmış olabileceğini biraz önce söyledim. Sayın Mahir Ünal bunu kullandı. Dedim ki Sayın Mahir Ünal bunu sadece kullandı mı? Bu sahte tweet'i, yoksa Sayın Mahir Ünal bunu ürettirdi mi? Sayın Altun'a ve eşine tavsiyem, dava açacaklarsa önce gidecekler, bir AK Parti'ye bir bakacaklar. Kim AK Partili trollere neler yaptıklarına bir bakacaklar ve ondan sonra da davayı kime açacaklarına karar verecekler. Davayı AK Parti'ye açsınlar. Çünkü biz de bu tweetle ilgili, bu sahte tweetle ilgili o trollerin peşindeyiz. Onlara gerekli davaları açtık. Teşekkür ediyorum. Efendim, Habertürk tarafından iletilen bir soru var. Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi dün akşam Bingöl'de bir deprem oldu biliyorsunuz. Afet bölgesine bir heyet gönderecek mi? Tabii. Zaten söyledik, orada yapılanların da takipçisi olacağız. Son olarak da Kanal D tarafından iletilen bir soru var. HDP yürüyüşüne bir müdahale oldu. Vekillerin darp edildiği iddiası da var. Gözaltıların olduğu da biliniyor. Bu konuyla ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz? Tüm partilerin kendileriyle ilgili yapılanları protesto etme stratejileri var. Gerçekten bu ülkede demokratik protesto hakkı, şimdi de işte bu hıfzı sağ kanunu, şunlar bunlar gösterilerek engellenmeye çalışılıyor. Bakın şunu açıkça söyleyeyim. Bu tür uygulamalar Türk demokrasisini sürekli dünya liginde geriletiyor. Bu da cebimizi boşaltıyor. Buna gerçekten kimsenin hakkı yok. Bu nedenle iktidarın bu demokratik protestoların önünde engel olmaması gerekir. Teşekkür ediyorum.